Günaydın. Şu an saat 9'a 5 var. Biz sabah parkı için yola çıktık bile. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken biz harika bir güne başlamış olacağız. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet, park için yollara düştük. Gözlerim kapanıyor gördüğünüz gibi uykudan. Ama aldanmayın. Kalkalı 2 saat oldu. Ali sabahları bu ara 5 gibi uyanıyor. Benim de canım okuyor tabii. Ben de 9'a kadar zor zapt ediyorum onu. İşte 2 saati yatakta geçiyor. Emme, uyku. Uyku, emme, yatak gıdıklamacası, yatak kudurmacası. Ardından ev toplamacası. O biraz oyuncaklarıyla oynuyor. Ben de mutfağı, işte salonu vesaire topluyorum. Ondan sonra işte böyle sabahın kör saatinde, böyle insanların gözlerinin altlarının mor olduğu saatlerde sabah parkına gidiyoruz. Park şimdi bomboştur, kimsecikler yoktur. Ali bütün salıncaklara, tahtıravallilere, kaydıraklara doya doya binebilir. Arkasından ufak bir alışveriş yapacağız. Eve geleceğiz. Bugün ben size bu videoda hem biraz etrafı göstereceğim. Beylikdüzü'nü çok seviyorum biliyorsunuz. Hem de park çantamızda neler var onlardan bahsedeceğim. Dolu dolu bir çantayla gitmiyorum. Şöyle küçük bir çantam var. Çantayı pusetin arkasına takıyorum, bebek arabasının. Birazcık da alışveriş yapacağız. İşte benim de sabah rutinim bu şekilde. Sabahlar genelde şöyle başlıyor. Ali'nin soruları. O ne bu ne, o ne bu ne? Genelde arabaları gösteriyor. Ben de renkleri tanıtmak için arabaların ne renk olduğunu söylüyorum işte. Minibüsse minibüs, otobüsse otobüs. Kamyon anneciğim, kamyonmuş o. Kamyonmuş. Evet, kamyon. Çöp kutusu anneciğim o da. Çöp kutusu. Aa, orada da çöp kutusu varmış. Aa, kuş varmış üstünde. Beyaz arabaysa beyaz araba. Motosikletse motosiklet. Çünkü o kadar çok soru soruyor ki. Üstelik henüz daha konuşmuyor. Sabahları tam bir işkence. Sabah mekanizmamız biraz rüşvetli çalışıyor. Ali'ye bir kayısı veriyorum. Yanımda böyle bir tane de erik var. Diyorum ki kayısını bitir. Ondan sonra seni parka götüreceğim. Bilmiyorum, işe yarıyor galiba. Sabahları bir kayısı bir de erik yiyor genelde. Parkta şurası. Yani geldiğimiz parklardan bir tanesi burası. Burada bir sürü park var çünkü. Evet, ağaçmış anneciğim o. Hadi sen kayısını ye. Evet, markete geldik. Günlük süt alacağız şimdi. Bakalım tarihlerine. Tercih ettiğim günlük süt genelde yörsem oluyor. Evet, bu market size Instagram'da daha çok bahsettiğim, içinde kuşun uçtuğu market. Belki denk geliriz. Sabah kahvaltısı eden kuşağı. Marketin adı Onur Market. Burada bizim evimize çok yakın ve genelde bolca şubesi var. Sabahın köründe de geldiğiniz için daha boş oluyor. Sebze meyve reyonu henüz yerleştiriliyor oluyor. Ali orada vakit geçirmeyi çok seviyor. Manav amcaları da Ali'yi çok seviyor. Öyle mutlu mesut geçiniyoruz. Buralarda bir yerde bir kuş var. Sesleri geliyor. Kendisi nerede? Ali'cim'in ekmekleri vardı yanında. Kuşu görsek de Ali'cim yemek versin. Kuş uçmuş mu anneciğim? Uçmuş. Kuşu aradık aradık bulamadık anneciğim. Kuş annesinin yanına gitmiş. Evet, Ali Bey kayısını bitirdi, eriye geçti. Sözümüzü gerçekleştireceğiz o zaman, doğru parka gidelim. Evet, parkta bizim için küçük bir oyun var. Çimleri suluyorlar Ali'cim. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Evet. Kuşu gördün mü anneciğim? Neymiş o, karga mıymış acaba? Ha? Evet, küçük çaptaki parklarımızdan biri. Her şey var. Bir çocuğun isteyebileceği. Benimki de böyle işte sağa sola bakarak çıldırıyor. Hadi bakalım, salalım seni parka.
Koştur koştur oyna. Evet, park çantamızda neler var? Ondan bahsedeyim size. Şöyle bir tane elini ayağını silmek için ıslak mendil var. Şöyle bir tane sweatshirt var. Benim pazar filem var. Şunun içinde bir tane kayısı ve erik vardı. Onları halletti. Taze meyve taşıyoruz yanımızda. Bir tane benim için bir hırka var. Sabah parkı, akşam parkı çantayı değiştirmedim için. Bunlar genelde akşam parkında lazım oluyorlar. Şurada bir tane benim minnak cüzdanım var. İçinde çok paranın olmadığı. Şöyle bir paket kuru üzümümüz var. Güneş gözlüğüm. Evin anahtarları. Bir paket Selpak mendil. Bir paket daha mendil. Çok dökmeli saçaklı yemekler için bir tane dandilik bir önlük. Bir tane ter bezi. Bazen çok kuduruyor. O yüzden ter bezi lazım. Ve fişler, faturalar. Yanımda başka bir şey olmuyor. Ali'nin kuluğu var. Park çantamız böyle. Şimdi birazcık Ali'yi salıncakta sallamam lazım. Sonra kaydırak mesaim başlıyor. Sonra parkurda koşturma mesaim başlıyor. Yakalamacılık mesaim başlıyor. Saat 10:20 var. 40 dakika geçti bile. Herhalde bir saat daha parktayız. Ondan sonra kahvaltı etmek için eve gideceğiz. Kahvaltı dediğim şey aslında bizim üçüncü öğünümüz oluyor. Ali sabah çok erken saatlerde kalktığı için babasıyla beraber bir şeyler yiyor. Genelde kuru meyve tarzı şeyler. Birazcık ekşi mayalı ekmek yiyor. Sonra parka giderken taze meyve yiyor. Kahvaltı tabaklarımızı artık ezberlediniz zaten. Öğle yemeğinde genelde proteinli pilavlı bir şeyler vermeye çalışıyorum. Akşam yemeğinde de sebzeli kuru bakliyatlı şeyler vermeye çalışıyorum. Böyle. Günlük rutinimiz böyle. Bakalım eve giderken zorluk yaşayacak mıyız? Ali parktan çıkmak istemeyip beni rezil edecek mi? İlerleyen dakikalarda bunu da göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Dikkatli ol. Nasıl çıkacağım merdivenleri? Hadi gel aşağıya. Evet anneciğim. Tutunarak çıkabilirsin.